Size evle ilgili son güncellemeleri geçiyorum. Adana'dan beklediğimiz dolabımız geldi ve şu anda kurulmayı bekliyor. Böyle bayağı bir dolap yığını var şu anda burada. Bugün bayağı bir iş var. Burayı hemen gösteriyorum. Hazır mıyız? Bir dakika. Ta-ta-ta-tam. Burası şu an böyle. Çünkü biz Yusuf'la dolabı temizliyoruz. Dolabı şöyle çıkardık ve dolabı düzenleyeceğiz bugün. Aynı zamanda dolap düzeni olacak. Bugün neler yapıyoruz? Bu dolaplar kurulacak ama biz kurmayacağız. Çünkü bu çok zamanımızı alacaktı. Bir de divanı kurmak gözümüzü gerçekten çok korkuttu. O yüzden mobilyacı çağırdık. Onlar şimdi gelecek, bir 10 dakikaya evde olurlar. Onlar bunun kurulumunu yapacaklar. Biz de sonrasında artık yerleştirmeye geçiyoruz. Dolabı bitirdik. Bitirmiş halini şöyle göstereyim size. Tabii siz ilk halini görmediğiniz için aradaki farkı fark etmiyorsunuz ama bayağı fark ediyor şu anda. En azından düzenli oldu. Kahvaltılıklar. Burada artan yemekleri koyarız diye bir boşluk bıraktım. Meyvelerin olduğu alan olacak ama şu an pazara henüz gitmediğimiz için şu an eksik. O yüzden orayı boş bıraktım. Aşağıda da böyle sebzelerin olduğu bir yer. Güzel oldu bence. Dolap boşaldı yalnız. Çok iyi oldu bence. Önceden ne kadar kalabalıkmış. Kenarları şu an burası, bak buralar o kadar doluydu ki şu an Burası çok bomboş. vardı. Evet. Pillerin nerede? Pillerin nerede? Evet, hepsi şurada. Her şeyi şuraya aktardım. Güzel bir şekilde yerleştirdim. İyi, tamam. Şey, sıra yukarıda o Öyle. zaman. Buzlukta değil mi? Buzluk şu an değil. Yani buzluğu hiç göstermeyelim. Buzluk felaket. Oraya girmeyelim bence. Tüketelim biz oldukça. Bitirelim. Orası bitsin. Bu arada bizim yatak odası dolabımız da bitmek üzere galiba şu Evet. an. Bakalım Aslında. mı? Bakalım. Şu an bakmadım. Yapılıyor gerçi de. Şöyle. Bu ikili son hali. Burası da üçlü dolabımız. İçleri yapılacak şimdi. Orada tarafına bakıyorlar. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar. Şimdi evi bıraktım, pilatese gidiyorum. Evde şu an düzenleme halinde Yusuf'a bıraktım. Her şeyi, dolabı düzenledik. Şimdi yatak odasının dolabı takılıyor, sonra da divan takılacak. Ve artık bugün eve döndüğümde bitmiş olur diye düşünüyorum. Bakalım, umarım bitmiş olur. Benim de bugün 5'te randevum var. O sebeple şimdi ben hemen çıkmak zorunda kaldım. Çıkıyorum. Sen Yusuf ustalarla birlikte onlar hallediyorlar. Kendimiz kuramazdık. Gerçekten çok zaman alırdı. O yüzden ustaları çağırdık. Onlar ustalarla birlikte halledecekler. Biz de sonrasında akşam düzenlemelerini yaparız diye düşünüyorum. Artık bitecek umuyorum ki gerçekten bir düzenimizi kurmuş olacağız. Yani evin büyük bir düzeni zaten onlar tamamlandıktan sonra bitmiş olacak. O yüzden çok mutluyum. Hadi o zaman biz gidelim. Döndüğümüzde de dolabı düzenleriz. Ayarlamaları yaparız. Görüşürüz. Bitirdik. Ben de artık eve geçiyorum. Havayı da kararttık. Şuradan görünüyordur zaten. Artık eve geçiyorum. Çok da merak ediyorum. Yusuflar ne yaptı? Umarım dolapları bitirmişlerdir. Biz de evi yerleştirmeye geçeriz. Eve geldim ve şu an saat kaç biliyor musunuz? 7:30. Saat 5'teydi seansım. 6'ya kadar çalıştık. Sen geç gittin bir şeyler oldu. Neyse geçiyorum araları. Tamam, oraya yeni gelecek bir dolabımız Şimdi dolabımız bitmiş, dolabı göstereceğiz. Çok otobüs bekledim. En son otobüs artık gelmedi, taksiyle geldim. Taksi de geç geldi. Nasıl olmuş? Dolabımız bitmiş. Yalnız dolap o kadar... Şu sandalye çeker misin aşkım? Dolap o kadar büyük ki, bakar mısınız? Öbürüne ölse. Çok büyük ve bizim kullandığımız dolabı göstereceğim size. Şimdi arasındaki farkı göreceksiniz. Bakın gösteriyorum. Bu şu anki dolabımız. Tata. Tata. Bu nedir?
bu nedir? Bakar mısınız? Bunu kullanıyorduk işte ya. Orada bir şeyler pırtlamış. En çorabım da. Bir de burada ikili dolabımız var. Onu da gösterelim. Ay, aynayı çarptım. Bir de burada böyle bir ikili. Ay çok büyük. Ve çok iyi olmamış mı? Gerçekten çok iyi şu anda. Ama her yer dolap gibi oldu. Odayı kapattı şu an. Bizi anca idare edecek yalnız. Bu dolapta bebişin dolabı olacak. Bunların kulpları değişecek tabii. Uzun zamandır zaten böyle hiç ilk geldiği günden beri sevmiyordum bu kulpları ama değiştirmemiştik. Ahşap kulp alırız belki bakalım. Divan da hala bitmemiş. Divanı şimdi yapıyorlar. Böyle. Biz şimdi dolabın yerini değiştirdik ve sanki böyle daha güzel oldu. Bütün daha güzel duruyor sanki. Değil mi? Hı hı, bence de. Çünkü parça parça böyle çok daraltmıştı odayı ve güzel durmuyordu gibi geldi. O yüzden böyle bir değişiklik yaptık. Ama hala bakınıyoruz nasıl olacak diye. Evet, divanımız da tamamdır. Şu an çok mutluyuz gerçekten. Başka ama bir şey söyleyeceğim. Bu divan burada kitaplığın tam yanında biraz kapattı sanki kitaplığı. Emin olamadım. Yani pencere işte, kenarına mı alsak şuraya, acaba? Şuraya çekerim ben onu. Daha şey olur, ne olur. Hadi açın bakalım. Aç bakalım. Hevesle. Minderimiz yok ama. Neymiş? Minder. Ne minderi? Bunu sev. Bu yatağı aşkım. Yastığımız yok de. Yani yastık. Sıra gelmedi daha ona. Ve kullanma talimatına bakacağız. İkiyi seviyoruz ya gerçekten. Tı-tı-tı-tım, tı-tı-tı-tım, tı-tı-tı-tım. Bakalım rahat mı? İki tane kok yatak. Diğerini de çıkar. Ama bunu takacağız ya. Bunu taktığımız zaman tek yatak. Birini de üzerine koyabilirim. Ay çok güzel. Ben yoruldum. Ben artık böyle bilmiyorum. Uzanırım burada. Buna kaşa kaşlamıştı bakalım. Hayır adacım, ona öyle olmaz. Böyle yaptı bakın. Hayır, oturalım. Buraya yastık basın. Rahat. Bak bu çıkabiliyor ha. Şey mindir. Evet çıkıyor. Yıkaması için. Süngere bak. Ona göre kesmişler süngeri bakın. Suçan Ikea'yı keşfetti ya. Çok güzel. Gel otur. Dur. Ay. Ben şey yoruldum daha kitap okurken falan edit yaparken. Ah. Şu an çok rahatladım. Tek sıkıntı evladım. Şimdi internet kablosu uzatacağım bu odaya. Evet, internet çekmiyor burada çok fazla. İyi değil. Ama güzel. Bir de yastık almamız lazım. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunu kullananlar var mı? Varsa lütfen yorum yapın. Yataklar şu an biraz küçük geldi. Bakın gösteriyorum. Bakın şimdi yatak kısmında böyle bir boşluk oluştu. Bu normal mi acaba? Tam olması gerekmiyor muydu? Yani. Yok, anlatamam yaptık. Şey tam. Bir de bunun en güzel yanı çift kişilik yatak olması. Bir... Yatak yapayım mı? Hadi yatak yap bakalım. Bir misafirimiz geldiğinde, artık annelerimiz geldiğinde uyusunlar burada. Tı-tı-tı-tım, tı-tı-tı-tım, tı-tı-tı-tım. Odanın son halinde bittiğinde yine gösteririm. Buraya böyle bir çarşaf, yastıklar alıp tamamlamamız gerekiyor artık. Divanımız da tamamdır. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi yemeğimiz gelecek. Yemek bekliyoruz. Bayağıdır açız. Evin durumunu gösteriyorum. Böyle şu an. Her yerde şu an. Saati gösteriyorum. Saat 10'a geliyor. Ve burada bir temizlik var. Burası tamam mı? Evet. Şimdi ben de burayı sileceğim. Diğer odaları süpürüp siliyoruz. Bakalım sonra ne olacak? Enerjimiz kalırsa düzenleriz, kalmazsa yarın artık. Benim enerjim var ya. Ben yaparım bugün. Sabaha kadar. Ay, o kadar diyorsun. Tamam, şu an ben de enerjide oldum. Hiç enerjim yoktu ama. Saat 23.18 olmuş ve biz şimdi dolapları sildik.
Evi süpürdük, evi de sildik ve şimdi kıyafetlerimizi artık yerleştireceğiz. Bugün bitirmeyi planlıyoruz çünkü ikimizde o enerji var. Aslında enerji yok da enerji topluyoruz değil mi? Evet, ben enerjim gidiyor, senin enerjin var. Benim geliyor, senin gidiyor. Ama bitirmek istiyoruz yani. Bir dolabımızı da şöyle bir göstereyim. Aslında Adana Vilon'da göstermiştim ben. Biz bunu kendimize göre tasarladık. Normalde altta hatta hep bunlar sepetti ve biz raf yaptırdık. Burada bir tane şöyle göstereyim. Bir tane de fazla var raf. Evet, normalde bir tane daha fazla raf var. Şuraya bırakabiliriz ama şu an onu takmadık. İstediğimiz zaman takabiliriz zaten. Burası benim bölgem. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu dolaptan sonra bize her dolap yeter bence. Tabii. Aynen, biz şimdi kıyafetlerimizi yerleştirelim. O zaman görüşürüz. Deniz manzarasını siz de görüyor musunuz? Yalnız hiçbir şey göremiyorum şu anda. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Benim... Güneş o kadar geliyor ki. Güzeldir herhalde. Yeni bir günden merhabalar. Biz şimdi sahile geldik. Dün ne yaptık diye soracak olursanız. Dün dolabı düzenledik. Dolabı bitirdik. Kıyafetlerimizi yerleştirdik. Rüzgara bak. Kıyafetlerimizi yerleştirdik ve uyuduğumuz 12.30 geçiyordu saat. İnanılmaz yorulduk. Aslında bugün de yapacak çok işimiz var ama bugün artık böyle kendimize bir mola verelim dedik. Bir dinlenelim dedik. Buna ihtiyacımız var. Bir de hava gerçekten çok güzel. O yüzden çıktık ve şimdi sahile geldik. Sahil inanılmaz güzel. Bir yandan çok güzel ama bir yandan da çok soğuk, biliyor musunuz? Ben böyle çok ince giyindim. Sanıyorum ki yaz havasındayız. Havanın güzel olduğunu düşündüm ama bir ezan bitsin, ondan sonra devam edelim. Bugün de ne yapıyoruz? Defterimizi, kalemimizi aldık ve bebiş için bir ihtiyaç listesi hazırlıyoruz. Oturacağız böyle. Birlikte bir liste hazırlayacağız. Çünkü artık son zamanlara yaklaşıyoruz ve biz daha çok bir şey almadık. Ama artık alışveriş yapmamız gerek, hastane çantamızı hazırlamamız gerek. Artık bebişin eşyalarına geçmemiz gerekiyor. Bu tamamen en zorunlu ihtiyacımız. Mutfağı henüz söylemiştim size, kaplama yapılacak diye. Onu daha tamamlamadık ama o da yakında hallolur diye düşünüyorum. Ama o bir yandan listemizi hazırlayalım ve gidelim artık alışverişimizi yapalım. Hava da inanılmaz güzel. Evde hiç durmak istemedik. Size şimdi burayı da göstereceğim zaten. Deniz o kadar güzel duruyor ki. Bitnes'in karı vardı, bunun denizi var. Böyle apayrı bir manzarası var. O zaman gösteriyorum. Işığımız ters ama deniz çok güzel arkadaşlar. Hadi gidelim. Rüzgara bak. Hava güzel, güzel ama, dedik. Hava. Güzel ama rüzgarlı. Böyle sahil yolunda hep karavanlar var. Baktıkça böyle içimiz bir gidiyor. Aa, karavan deyip mutlu oluyoruz. Çok güzel. Ama gücümüz yetmiyor işte abla. Baksana bayağı sıralanmış hepsi yan yana değil mi? Hepsi yurt dışına gelmişler. Aa, evet. Avrupa zaten. Evet. Bulgaristan'dan geliyorlardır yani. Mısır bulabilir miyiz acaba? O bizim yazın. Işte. Hayır. Benim o her zaman yediğim bir amca var. Oradan vardır, istiyorum. Burada her yer böyle arkadaşlar. Listemizi tamamladık ve şimdi Rumeli İskelesi'ne geldik. Buraya daha öncesinde gelmiştik ama en son yazın geldik sanırım, bayağı oldu gelmeyeli. Biraz kalabalık diğer taraflara göre ama güzel. Hava güzel. Hava deniz çok güzel. Çok güzel. Herkes bizim gibi düşünüp çıkmış galiba. Evet. Size de şöyle göstereyim. Şehir çok güzel durmuyor mu arkadaşlar?
Şu an kameranın şarjı bitmek üzere. Biz de ani bir kararla Ebeveyn'e gitmeye karar verdik. Biraz bebek için eşyalara bakalım dedik. Ama bu videoyu da artık burada kapatalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bizim için böyle düzen kurduğumuz videolardan birisi oldu yine. Diyorum ki düzenimiz daha da oturacak. O zaman İnşallah. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.